Herkese tekrar merhaba. Bugünkü konumuz saçlar konusunda en merak edilen konulardan bir tanesi. Saçını boyatan her kadın muhtemelen en az bir kere böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Saçların koparak dökülmesi, yanması veya eski sağlığını kaybetmesi. Şimdi biliyorsunuz ki saçların bu şekilde dökülmesi aslına bakarsanız tamamen dışarıdan gelen fiziksel etkiler sonucunda oluyor. Yine saç dökülmesi videomun ilkinde de anlattığım gibi saçları çok sıkı toplama veya örme yöntemleri gibi yöntemler zaten saçlarımızın dökülmesine sebep oluyor. Ama onlar genel olarak dipten dökülme yapan işlemler. Bir de tabi boya işlemleri sonucu işte saçların açık renk kullanılması, sarı saçlar için özellikle veya renkli saçlar için saçların oriyelle açılması gibi işlemlerde maalesef bize böyle sonuçlar oluşturabiliyor. Şimdi ben de maalesef bunu hayatımda bir kez deneyimlemiş bir insanım. Beni bilenler bilir genel olarak uzun saçlı bir insanımdır ve saçlarıma kendimce elimden geldiğince önem veren biriyim. Fakat ben de bir gün saçlarım aynı bu boyuttayken kuaföre saçlarımı boyatmaya gittiğim zaman ki takdir edersiniz ki saçlarımı çok açık bir sarıya boyatmam ten rengim nedeniyle imkansız. Yine böyle kahverengi tonlarında bir tona boyatmaya gittiğim zaman boyadan sonra saçlarım şuraya kadar koptu. Sonra ben ağladım. Çünkü kuaförde şöyle bir yorum yaptı. Senin saçların çok sağlıksızmış. Yani... Neyse, şimdi şöyle bir durum söz konusu sizinle en başta aslında bunu nasıl toparladığımı konuşmak istiyorum. Şimdi saçlarım buraya kadar yandı, koptu ve saçlarımın uçları gerçekten böyle tiftik tiftik pürüzlendi, böyle hani şekil versem bile böyle düzgün durmadı falan. Yani bir sürü şey yaşadım. Muhtemelen yaşayan kişiler beni bu konuda çok iyi anlayacaktır. Peki bu saçların toparlanması ne kadar sürdü, ne kullandım ve bunun için ne yaptım? Şimdi birincisi Şöyle bir durum söz konusu Yine en baştaki videoda bahsetmiştim Saçların büyüme ve gelişme evresi her insanda Farklılık gösteriyor yani muhtemelen benim Saçlarımı anacağım fazı biraz daha uzun yani daha uzun kullanabiliyorum saçlarımı Daha uzun süre Saçlarım uzun kalabiliyor ve genel olarak ayda 1,5 cm ve üzerinde saçlarım uzuyor. O yüzden bu benim için bir avantaj. Aslına bakarsanız genetik olarak böyle bir durum söz konusu değilse e, maalesef bir sürü işlemler yapsanız bile işte 2 sene geçti saçlarım hala aynı boyda gibi bir söylemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki ne yaptım bunu geçirmek için? Daha doğrusu bu geçen bir şey değil. Yani saçlarımız elimizden geldiği kadar bakıyoruz, sağlıklı olması için çabalıyoruz ama şuradan kopan saçın bir anda buraya gelme ihtimali maalesef söz konusu değil. Ve saçlarımız dipten uzuyor ve buradaki kötü görüntü maalesef gitmiyor. Şimdi bu konuda herkesin verdiği tavsiyelerden bir tanesi işte ısıl işlemlerden. Uzak durmak. Şimdi mesela benim saçlarım kalın telli ve gür. O yüzden ben genel olarak işte saç kurutma makinelerinde en yüksek ısıyla çalışan makineleri tercih ederim çünkü saç kurutmak böyle benim için duş sonrası çok fazla vakit alan bir şey. O yüzden ne kadar erken kurutursa o kadar iyi diye düşündüğüm için. Fakat böyle bir durumda hani ısıyı soğuğa çevirdim bilmem ne falan gibi bir şey yapmadım. Yani yarım saat saç kurutamam. Sadece böyle biraz daha uzaktan tutmaya başladım. Yani böyle kurutmak yerine biraz daha uzaktan kurutmaya başladım. Yine bir 5-10 dakika uzadı tabii süresi. Bunların yanı sıra ısıl işlemlerden kastımız tabii ki işte saçlara fön çekmek veya şekillendirmek bu tarz işlemler. Şimdi ben de böyle işlemler yapmayı seven birisiyim aslında. Bir de Saç yandığı zaman hani o kötü görüntü saçlarınız şekillendirmediğiniz zaman bence daha kötü gözüküyor. O yüzden yani eğer durabiliyorsanız dayanabiliyorsanız dayanın derim. Ee, hani bu tarz işlemlerden uzak kalın derim. Ama eğer böyle bir durumunuz söz konusu değilse biliyorsunuz şimdi ısıyla hani şekillendirmek yerine hava ile şekillendiren cihazlar da çıkmış durumda. Eğer imkanınız varsa böyle bir şeyi değerlendirebilirsiniz. Çünkü en azından o kadar da fazla zarar vermemiş olursunuz. Şimdi bir diğer aslında en önemli konulardan bir tanesi tarak seçimi. Çünkü öyle bir durumda gerçekten saçların taranması da öncekine oranla kesinlikle söz konusu olmuyor. Yani normalde ben işte duşta şampuan ve saç kremi kullanıyordum ve bu bana yeterli geliyordu. Ama böyle dönemde tanıştığım ve iyi ki tanıştığım dediğim ürünlerden bir tanesi saç tarama spreyleri. Ee, gerçekten hem çok güzel bakım yapıyor hem de o tararken oluşturduğunuz bu saçlar açılmadığı için oluşturduğunuz negatif etkiyi de ortadan kaldırmış oluyor. Tabi doğru tarak seçimi de son derece önemli. Biliyorsunuz piyasada satılan çok fazla böyle pahalıdan ucuza tarak çeşidi var. Kendi saç, yapınıza uygun bir tanesini tercih etmeniz e, kesinlikle bu dönemi daha rahat atlatmanıza sebep olacaktır. E, bir diğer tavsiyem de şu, e, saç tarama spreylerinin bazıları veya saç tarama kremleri de olabilir. Bazıları aynı zamanda ısıdan koruyucu etkiye sahip. Yani duştan çıktığınızda saçlarınızı kurutmadan önce böyle bir ürün kullanmanız en azından daha fazla yıpranmanın önüne geçecektir. Yani var olan yıpranmayı düzeltmeyecek maalesef ama en azından daha fazla yıpranmanın önüne geçecektir. Bir diğer tavsiyem de saç serumları ve maskeler. Şimdi Bunların çok fazla çeşidi var biliyorsunuz ve birçok kişi kesinlikle bu ürünlerin yaramadığını düşünüyor. Yani çünkü artık kopmuş, yanmış, kırılmış saç telini tabii %100 onarması mümkün değil. Ama birincisi bence görünümlerini kesinlikle iyileştiriyor. İkincisi o süreci daha rahat atlatmanızı sağlıyor çünkü aynı zamanda da psikolojik bir süreç bu. Eğer yani benim gibi böyle uzun saçlı olmayı seven birisiyseniz. bir diğer yaptığı önemli şeylerden biri de gerçekten böyle saçlarınızın o dönemki kuruluğu ve aşırı böyle elektriklenmesini alıyor ve bence bunlar da çok güzel etkiler sağlıyor. Ve hani bu konuda saç maskelerine ve serumlarına hayatınızda yer verebilirsiniz. Açıkçası ben sürekli bu tarz ürünler kullanan birisiyim. Ama ben bir de uygularken şeye dikkat ediyorum. Böyle saç diplerine uygulanabilen bir maske olsa bile saç diplerime uygulamıyorum. Yani saç diplerime serum uygulamayı tercih ediyorum. Bence o tarz şeyler, saçların kuvvetlenmesi açısından daha fazla işe yarıyor diye düşünüyorum. Saç maskeleri tabi uçular için kesinlikle kullanılabilecek ürünler. Bir diğer şey de şu, biz biliyorsunuz ki ilaç formunda satılan ve şampuanların içine karıştırılan veya işte kendileri karıştırılan bazen çeşitli yağlarla karıştırılan vitaminler var. Hani bunları saç bakım rutininize eklemek. Kimisi çok iyi geldiğini iddia ediyor, kimisi hiç iyi gelmediğini iddia ediyor ama herkes kesin bir kere deniyor. Şimdi böyle bir şey denemedim çünkü bunlar saç için yapılmış ürünler değil. Birincisi şampuanı biz saçlarımızı arıtmak için kullanıyoruz ve şampuan içine kattığımız ürünleri de tabii ki saçımızdan arındırıyoruz. Yani bunun orada kalarak etki etmesi çok fazla söz konusu değil açıkçası. Onun yerine yine saç için üretilmiş, içinde başka proteinler bulunan, işte başka e, yağlar bulunan, ne bileyim Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, işte E vitamini gibi şeyler bulunan ürünler tercih edebilirsiniz. Yani bununla, bu ampulleri şampuanınıza katmanın herhangi bir işe yarayacağını kesinlikle düşünmüyorum. E, sadece bu belli yağlarla karıştığınız, e, karıştırdığınız zaman, hani maske yapıp Saçınızda bekletip ki orada da içine kattığınız vitaminlerin çoğu işe yaramayacak ama hani E vitamini falan belki bir miktar işe yarayabilir. Hani işte saçınızda bekletip ondan sonra yıkamak gibi bir şey yapabiliyorsanız böyle bir vaktiniz varsa bunlarla uğraşabiliyorsanız deneyebilirsiniz ama bunların hazır olarak üretilmişleri mevcut ve saçları e, maalesef bu dönemde böyle bir durumda toparlamak da kesinlikle hem ucuz olmuyor hem de çok uzun sürüyor. Yani benim saçlarımın tekrar bu hale gelmesi sürekli saçı uzayan birisi olduğum halde yaklaşık 2 sene sürdü ki bence 2 sene çok iyi bir e, rakam. E, çoğu kişi de bu 4-5 seneyi buluyor ve kişiler bunları kullanmaktan da vazgeçiyor haliyle. Bir de tabii en önemli faktörlerden birisi saçları kestirmek. Yani tamam buraya kadar gelmiş saçı daha nereye kadar kestireyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama en azından e, böyle çok kırılmış, çok bozulmuş e, saçları kestirmek saçınızın genel sağlığı açısından da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Onların dışında da yapacak maalesef Başka bir şey yok işte evle, evde şununla şunu karıştırdım bununla bunu yaptım gibi işlemlerin işe yaradığına pek fazla inanan bir insan değilim. Ama mesela saçınıza yağ sürmeyi seviyorsanız böyle maskeler yapacak işte bunları bekleyecek sonrasında durulayacak vaktiniz varsa yine bu aromaterapi ile ilgilenen eczacı arkadaşlarımız var. Yani onların hazırladığı çok güzel karışımlar var bunlardan faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani en azından ben işte saçıma aspirin sürdüm bilmem ne yaptım filandan daha iyi geleceğini düşünüyorum. O yüzden eğer böyle şeylerden muzdaripseniz o tarz arkadaşlarımıza da yönelmenizde fayda var diye düşünüyorum. Hepinize bir an önce uzayan bir an önce eski sağlığına kavuşan bir saç diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.